Başlayalım hocam. Olur hocam. Evet arkadaşlar, kaydımız başladı. Gençler, bir dakika ayırıp burayı geçiyorum. Hani bazı arkadaşların kafası karışır diye sadece bir dakika. Aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara, en az olduğu bölge Doğu Anadolu. Fizyolojik nüfus yoğunluğunun, beslenme nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara, yani kalabalık yetmiyor. En rahat, en az olduğu bölge ise en rahat, en az olduğu bölge ise İç Anadolu bölgesi. Tarımsal nüfus yoğunluğu ise çiftçileri tarlaya dağıtıyoruz. Hangi bölgenin çiftçileri tarlasına sığmaz derse Doğu Karadeniz. Çünkü tarım alanları dar, sığmazlar. Doğu Karadeniz seçeneklerde yoksa Doğu Anadolu bölgesini alabilirsiniz. Yani Hakkari bölümünü alabilirsiniz mesela. Çünkü dağlık olduğu için tarım alanları çok çok dardır diyoruz. Bölge, bölüm genelinde Hakkari bölümü diyoruz arkadaşlar. Çünkü Hakkari bölümünde Şırnak da var. Hangi bölgede daha az derse çiftçilerin az olduğu bir bölgeyi seçeceğim. Marmara bölgesi ve İç Anadolu bölgesi, ikisinde de azdır diyebiliriz arkadaşlar. Peki hocam, burada nasıl sorular çıkar arkadaşlar? Buradaki sorular böyle hesaplama soruları falan çıkmıyor. Az önce kurduğumuz mantıklar. Nüfusun kalabalık olması yoğunluğu artırır. Mantık bu. Ya da tarım alanları darsa çiftçiler sıkışıktır. Doğu Karadeniz mesela. Gençler, 10 soruyla 5 soruyla doğru yanlış yapalım. Son 30 yılda nüfus artış hızı genelde azalmaktadır cümlesi doğru mu yanlış mı? Türkiye Doğru hocam. gelişiyor, Türkiye'de eğitim seviyesi artıyor, doğum oranları azalıyor derse doğru. Hız azalıyor ama miktar hep artıyor. 1923'ten bu yana nüfus miktarı bazı yıllar azalsa da genelde artmaktadır. Bu cümle doğru mu? Yanlış. Yanlış. Azalan Yanlış. nedir? Azalan hızdır. Miktar hep arttı. Yanlış. Aldığı göçlerin fazla olmasından dolayı doğal nüfus artış hızının en fazla olduğu bölge Marmara'dır. Şimdi size bir şey soracağım. Yanlış hocam. Doğal nüfus Doğal değil artmaz. ki bu. Doğal değil. Doğal dediği için Doğal yanlış değil. zaten. Tabii doğal Evet. değil. Doğal değil arkadaşlar. Nüfus artış hızı doğal değil. Güzel. Peki. Devam ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Bunlar göç veren yerlerde kadın, alan yerlerde ise erkek nüfus oranları daha fazladır. Göç veren Öyle bir yerlerde şey kadın. söyleyemeyiz. Arkadaşlar, göç veren Doğru. yerler Karadeniz. Karadeniz'de Doğru. kadınlar, Karadeniz'de kadınlar nasıldır? Karadeniz'de kadınlar Fazla. fazladır. Fazla. Erkekler nasıldır arkadaşlar? Erkekler nasıldır arkadaşlar? Az. Az. Azdır. Göç alan mesela Marmara'da ise erkekler daha fazladır. Bunu da bilesiniz arkadaşlar. Kıyılarda Böyle nüfus. bir genelleme yapabiliyor muyuz yani? Genelleme yapabiliyoruz. Evet, gerçekten de göç veren yerlerde daha çok göç edenler erkekler. Her göç eden ailesiyle eşiyle gitmiyor. Göç edenlerin birçoğu erişkin, evlenmemiş, iş bulamamış, orayı terk ediyor. Onun için eğer bir yer çok göç veriyorsa, çok göç veriyorsa kadınlar fazladır. Çünkü erkek gitmiştir. Ama İstanbul'da ise gelin bugün bakın, nüfusun çoğu erkektir. Kadınlar azınlıktadır. Bu bütün dünyada, bütün Türkiye'de böyledir arkadaşlar. Bunu görebilirsiniz. Kıyılarda nüfus yoğunluğunun fazla olmasında su kaynakları mı önemli? Yoksa tarım, ticaret, turizm, ulaşım mı daha önemli arkadaşlar? Tarım, ticaret, turizm, ulaşım önemli. O zaman arkadaşlar, bu cümle nedir? Yanlıştır. Bir bakalım cevapları ne vermiş, ÖSYM cevabı ne vermiş? Buyurun. Resmini çekmek isteyen varsa çeksin. Resmini çekmek isteyenler çeksin arkadaşlar. Evet, buraya kadardı. Nüfus buraya kadar. Kolay bir konuydu arkadaşlar. Siz hemen arkadaşlar buradan, bu kısımda arkadaşlar problem yok. Tamam mıdır? Var mı şimdiye kadar sorusu olan? Sevgili arkadaşlar, şimdiye kadar sorusu olan birisi var mı? Yok hocam.
Tamam kardeş. Allah razı olsun ya. Eline emeğine sağlık kral ya. Ya sen de çok ayıp ediyorsun ha. Şimdi. Vallahi sen bizi çok iyi yetiştirdin. Ne olacak böyle ya? Pilot olacağız hepimiz ya. Ya he. Baksana Hüseyin'in gözlerine fırıl fırıl ya. Kardeş. Hüseyin sana başında ben coğrafya yapamıyorum diyordu. Şimdi ne diyor bakın. Hüseyin abi Hüseyin ilk derse girdi. 23 Nisan çocukları gibiyim hocam. Ben sen oldum, sen oldum. Ya ben Hüseyin ilk derse girdi. Ben var ya öyle korktum ki. Aha Rabia da gelmiş. Vallahi. Merhaba. Merhaba Rabia, hoş geldin. Rabia sen 5-6 senedir yoksun kız. Ben öyle hocam arasında. Ya sen de işte çok ayıp ediyorsun ha, böyle şeyler yapma ya. Tamam, bundan sonra devam. Biz böyle şeylere karşıyız biliyorsun. Şu an ekranı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Allah razı olsun. Hüseyin ilk derse girdi bana, Hüseyin bana öyle değişik sorular soruyordun ki dedim ki Allah'ım ya Rabbim Hüseyin'le beni bir yüz yüze getir dedim. Hüseyin hatırladın beni. Ama kötü anlamda değil dostum, olabilir, normal yani. Şaka yapıyorum şimdi dostum. Şimdi ben hiç coğrafya görmediğim ya için. Ya sen seni bırak ben. Öyle bir anlattınız ki öyle bir geldi ki bana coğrafya. Ha, dedim bunu dedim gökten nereden geldi bu tuhaf ya şey. Ya kardeş ama sana bir şey söyleyeyim. Yapamıyorum görmediğim için. Şimdi bir insanın temeli olmayınca öyledir. Normal. Sorun olmaz. Ben dershanede ilk yengeç dönencesini duymuştum. Hayatımda ilk dershanede duydum yengeç dönencesini. O soruyu mu diyorsunuz hocam yengeç dönencesi? Öyle bir şey sormuştum galiba değil mi? Tabii canım. Tarımda verimi etkileyen faktörler. Geçtik tarıma arkadaşlar. Tarıma geçtik. Peki arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ben tarıma geçerken şu an çok rahatım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hocam şu an ekranda tarımı paylaşmadınız. Siz masa üstünde bir şeyi paylaştınız. Eğer tarımı ben öyle bir şey yapmışsam, eğer öyle bir şey yapmışsam çok ayıp etmişim. Şimdi doğru oldu. Eğer öyle bir şey yapmışsam bundan sonra daha kimseyle konuşmam. Şimdi ya hazır kadroda buradayken... hazır kadroda buradayken ben şöyle bir derse geçeyim. Arkadaşlar hoş geldiniz dedim. Hani şu kalemi de bir bulabilsek. Teknoloji özürlü olarak kalemler bir anda kayboluyor. Bildiğin gibi değil. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti bir zamanlar tarım memleketiydi. Sanayinin sesi yoktu. Şimdi Türkiye parasını neyde kazanır? Sanayide kazanır. Hocam sanayi ülkesi mi olduk? Tam anlamıyla gelişmedik ama biz sanayi ülkesi olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Peki tarımda neyiz arkadaşlar? Tarımda da eskisi gibi değiliz. Artık biz tarımda çok çok ileriyiz. Ama tarımda hala verimi artıran, etkileyen faktörler var. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Bazı kızlarımız diyor ki hocam diyor ben tarımı anlamıyorum. Saksıdaki çiçeğe su vermeyi biliyorsun. Su vermeyince çiçeğinin kuruyacağını biliyorsun ama pamuğun su istediğini bilmiyorsun. Tarım alanlarına sulamazsan ürünler büyür mü? Tarımda olmazsa olmaz Türkiye'nin başının belası hangisi? Sulamadır arkadaşlar. Sulama çok çok önemlidir. Hocam niye başının belası? Sulamada hala sorunlarımız var. Şimdi bir yere su gelirse ne olur? Kuru tarım, Nadas metodu, Nadas metodu ne olur sona erer. Hocam Nadas neydi? Nadas suyun olmadığı yerlerde toprağın dinlendirilmesidir. Suyun olmadığı yerlerde toprağın dinlendirilmesi Nadas'tır arkadaşlar. Ne diyoruz? Nadas. Nadas nerede olur? İç Anadolu'da, Güneydoğu'da, Aksaray. Aksaray bilir misiniz arkadaşlar? Aksaray. Hüseyin evet. Aksaray'da hocam, ne var? Hocam Nevşehir'in yanı değil mi? Nevşehir'in yanı. Güzel bir ifadeydi. Peki Aksaray'da ne var? Aksaray'da. Bilen var mı? Arkadaşlar Türkiye tarım tarihinde Aksaray çok önemli, Nadas'ıyla ünlüdür. Nadas, su yok. Perişanlık bir yer. Öyle düşünün yani. Ihlara Vadisi'ni de unutmayın. Hocam niye Aksaray'dan konuyu açtık? Türkiye'de Nadas'ın en yaygın olduğu şehirler Konya, Niğde, Nevşehir, Aksaray. Konya, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Allah yardımcıları olsun arkadaşlar. Onu da hocam, söyleyelim. Bu... Hocam sulama gelirse... Hüseyin'ciğim buyur canım. Hocam bu Nadas'la nöbetleşe ekim zıt.
Zıt Nadas'la, değil mi birbirlerine? Dostum şöyle, Nadas'la nöbetleşe ekim zıt. Onu söyleyeyim size. Nadas şu. Nadas suyun olmadığı yerlerde toprağı dinlendirmek. Toprağın ihtiyaç duyduğu mineralleri geri kazanması için bekletmek. Dinlendi dinlendi, ertesi sene bir daha ektik. Hocam iyi bir şey mi? İyi bir şey değil. Ama başka çaremiz yoksa mecburen Nadas'ı uyguluyoruz. Peki su gelirse Nadas azalır mı? Azalır. İklime bağımlılık azalır mı? Su gelirse tarımın iklime bağımlılığı azalır. Hocam ortadan kalkar mı? Ortadan kalkmaz. Tarım ürünleri sadece su istemez. Ama tarımın doğaya bağımlılığı azalır. Hocam tahıllarda yıllara göre dalgalanma azalır mı? Tahıllarda yıldan yıla dalgalanma azalır. Çünkü kontrol bende. Önceden yağmur duası vardı. Şimdi kepengi çektim, barajdan su geldi. Öyle düşün. Üretimde süreklilik artar mı? Artar. Hocam nasıl? Su varsa her zaman üretim var. Üretim varsa her zaman verim var. Üretimde süreklilik var. Ürün artışı sağlanır mı hocam? Sağlanır. Peki tahıl yerine, eğer sen çiftçiysen, buğday yerine domates ekerim. Arpa yerine salatalık ekerim. Sebze ekerim, meyve ekerim arkadaşlar. Endüstri bitkileri yetiştiririm. Su medeniyettir tarımda. Hocam su gelirse insanlar göç eder mi? Memleketini terk eder mi? Gamze cevap ver. Ozan, su gelirse insan memleketini terk eder mi? Terk etmez. Etmez. Güzel. Hocam su gelirse tarımın milli gelir içindeki payı artar mı? Abi artar. Su gelirse tarımın ihracattaki payı ne olur? Artar. Onu da bilesiniz sevgili. Hocam bir tek yani suyu tek etken alabilir miyiz ki tarım için? Ne bileyim, bunun teşvik alımları var, kredileri var, şeyi var. Hiçbir şey yapmayıp yetersiz. Şöyle şey olmuyor. Bak ben ne dedim? Tarımda verimi etkileyen faktörler. Bir, sulama. İki, makineleşme. Daha bir sürü şey var ama ben şunu söylüyorum. Türkiye tarımında asıl adım atılması gereken şey nedir? Asıl sorunumuz nedir? En başta sulama. Bak makineleşmeyi çözersin dostum. Gübrelemeyi çözersin, ilacı çözersin ama su olmadan gübre de atamıyorsun, ilaç da atamıyorsun. Su her şeyin başıdır. Şimdi su yoksa toprağa gübre atmanın önemi var mı? Yok. Toprağı yakar. İlaç var mı? Yok. Su öyle olsaydı Güneydoğu'da su yoktu. Diğer şeyler vardı. Bak çözemedik. Niye? GAP getirdik. Su tarımın ana sebebi. Temeldir. Onu demek istiyorum. Su olmadan olmaz. Ha şimdi su var. Hocam suyu getirdik. Şimdi ben size bir şey soracağım. Sınıf beni iyi dinle. Bak çok önemli bir şey. Aşırı sulama yaparsam toprak ne olur? Yıkanır. Tuzu, kireci, her şey. Dur. Bir dakika. Hop yavaş gidin. Yavaş olun. Yanlışa düşme. Toprağı yıkayan şey sulama değil. Yağıştır. Yağış. Toprağa aşırı sulama yaparsan toprak tam tersine ne oluyor söyleyeyim mi? Tuzlanıyor. Bugün Güneydoğu'da her gün sulama topraklar tuzlandı, beyazlaştı. Aşırı sulama topraktaki tuzlanmayı artırır. Çünkü şu su var ya su. Bu suyun içinde tuz var. Güneydoğu'nun bugün sorunu ne derlerse aşırı sulamadan dolayı topraklar tuzlanmıştır. Hocam çözüm ne peki? Damla sulama yapmaktır. Evdeki saksınızın toprağı beyazlaşıyor mu? Aramızda 13 tane kız var. Evet hocam. Sebebi ne biliyor musun? Çok suluyorsun işte. Hadi yıkıyordu. Sulama yıkıyordu. Hadi toprağa ne oldu? Aşırı sulama toprakta tuzlanma yapar. Çözümü ne? Daha az su kullanmak için damla sulama yapmam lazım. Böyle pıt 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 damlatmanın lazım. Burada bak bu yanlış anlaşılma olmasın. Yarın sınavda çıkar, denemede çıkar. Demedi demeye. Bu soruyu doğru yap. O zaman hocam, tekrar söylüyorum. Hocam, aşırı sulama. Hocam şey soracaktım. Verim açısından ne oluyordu? Nasıl oluyor tarımda yani? Verimi artırır. Su olmadan çiçek büyür mü? Domates büyür mü? Elma büyür fazla mü? Fazla tuzlanma olursa. Yani aşırı tuzlanma ya. Olursa toprağın kalitesi azalır, verimi düşer. Tamam. Kötü bir şey yani. Hüseyin Bey?
Hocam sulama yaparken hani hark falan eşiyorduk, hani sağa sola şöyle şeyler vardı. Bunlar Evet. faydalı, iyi bir şey değil mi yani? Dostum, sulamada tabandan sulama dediğimiz bol su kullanmak zararlı bir şey. Fazla sulama tuzlanma yapar. Hüseyin? Tamam. Anladım. Yani bazı ürün, damla su, unutmayın, modern tarımda damla sulama vardır. Fıskiyeler. Devam. Hocam, Efendim? peki bu tuzlanma Türkiye'nin tüm bölgesinde mi, yoksa Güneydoğu'nun sıcaktan Hanımefendi, buharlaşmasıyla şöyle alakalı bir söyleyeyim. şey mi? Güneydoğu'da başladı. Çünkü sıcaklık buharlaşmada etkiliyor. En fazla Güneydoğu'da. En fazla Güneydoğu'da. Hocam, en az nerede dersen Karadeniz'de. Çünkü orada yıkanma var. Yağmur suyu tuz yapmaz. Yağmur suyu yıkar. Çünkü o suyun yapısı farklı. Ama barajın suyu çok sularsam, bir de buharlaşma olursa tuzlanır. Tamam. Güneydoğu başta. Peki, peki. Toprakta tuzlanma olunca aynı zamanda canlıların da ölümüne sebep Hep oluyor mu? Hani bak, bu toprağı toprakta. besleyen solucanların Sana bir şey falan. söyleyeceğim. Aynen, toprakta tuzlanma sadece tarıma değil, bütün ekosistemlere zarar verir. İyi bir şey değil. Elmanın çürümesi gibi bir şeydir yani. Heh, iyi bir şey değil. Yani kompost özelliğini kaybediyor. Hani o Evet, verimini kaybedir. kaybediyor. Humusunu kaybediyor. Toprağın canlılığını azaltır, gücünü düşürür. İyi bir şey değil. Onun için çözüm ne derseniz, damla sulama. Damla sulama. Özellikle Güneydoğu'da. Peki hocam, makineleşme ne yapar? Abi, makine geldi, iş değişti. Önceden adam öküzle sürüyordu. Görüyor musun bak, öküzle. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu arkadaşlar? Ne oldu abi? Bakın, iyi bak, ne oldu? Makine geldi. Gençler, makine gelince ekim alanları genişler. Nasıl hocam? İnsanlar açgözlü olur, daha fazla eker. Meralar daralır mı hocam? Hocam, ne alakası var? Hayvanların otlayacağı alanları da tarlaya çeviriyorlar. Çiftçiler açgözlü oluyor bu sefer. Daha çok kazanayım diyor. Çünkü ne de olmasa makinem var. İşsizlik artar mı? İşte bu göç sebebidir. Az önce konuştuk. Tarımda makineleşme göçleri artıran bir faktördür. Bunu bilesiniz. Hocam, göçleri de artırır. Tamam, ama her yerde değildi tabii ki. Doğu Karadeniz'de, Hakkari'de, Menteşeler'de değil. Alttaki cümleye dikkat et. Seni yanlışa götürür. Hasat süresi kısalır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru ama toplanma Ozan, süresi Merve, yok. Hüseyin, hadi Hocam doğru. Emre. Doğru. Doğru mu? Yani Hocam toplanma süresi büyük ihtimalle hani oldu. Aynı tarihte olur yine. Ama onu toplamak daha kısa sürer. Toplama süresini şey yapar. O zaman gel, 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 gel. Ekim kısa Hasatın, sürer de. arkadaşlar, aynı şeyden bahsediyoruz. Tebrik ediyorum. Hasatın zamanını değil, süresini, zaten toplama süresi, toplama demek hasat demek. Hasatın süresini kısaltır derse doğru. Elle toplarsam 5 gün, makineyle toplarsam 5 saat. Ama hasatın zamanını kısaltır derse yanlış. Hasatın zamanını ne belirler? İklim İklim. şartları, sıcaklık belirler. Tamam, ben anladınız mı arkadaşlar? Aynı şeyler değil, aynı şeyler değil. Bunu bilesiniz. Hasatın süresini kısaltır doğru, ama zamanını kısaltır yanlıştır. Tamam mıdır? Tamam. Yani Tamam. zamanını öne çekmez. Çekmez. Yani şöyle bir şey yok. Sakın Hocam. yanlış anlaşılmasın. Hocam, su geldi, hemen hasat edeceğiz. Öyle bir şey yok. O nerede? Öyle bir şey yok. Tamam mıdır? 3 ayda Oldu mu? yetişen bir besin, bir şey yani tarım ürünü yine 3 ayda Yani yetişecektir. yaşı, suyu görünce heyecanlanıyor mu? Öyle bir şey yok ya. Yani. Aynen öyle. Peki, güzel, bak, bu soru tiplerine dikkat. Peki hocam, tarımda verimi etkileyen sulamayı gördük, makineleşmeyi gördük. Peki hocam, başka ne etkiler? Gel buraya. Az önce Ozan dedi ya, hocam başka bir şey yok mu? Var. Bak, 3, gübreleme. Gübrenin amacı ne biliyor musunuz? Toprakta eksilen mineralleri tamamlar. Gübrenin amacı nedir? Toprakta eksilen mineralleri tamamlar. Verimi artırır, ancak sulama eğer gübreleme ikisi birleşirse nadası azaltabilir. Bak, tek başına gübre atılmaz, suyla olur. Sen antibiyotik içtiğinde susuz içebiliyor musun? Geçen gün Ozan baş ağrıyordu, 2 tane parolu ağzına direkt attı, yuttu.
Su içmeden ne oldu, o midenin durumu ne olacak? Su lazım. Su olmadan gübre olmaz diyoruz arkadaşlar. Peki gübreleme yaparsam balıkçılık gider mi abi? Balıkçılık ziyan olur mu? Olur. Olur hocam. Ha? Gitme suları ziyan olur. Balıkçılık ziyan olur. Ama Ozan bazıları şunu diyor. Hocam diyor gübre niye öldürsün ki balığı? Tarlaya evet, hocam. Hemen söyleyeyim. Ben de biliyorum. Ben senin sorunu biliyorum. Gel bana şimdi gel. Gel. Siz tarımda gübreleme derken aklınıza hayvan gübresi geliyor değil mi? Delikanlı gibi söyleyin. Evet. Doğru mu yanlış mı? Evet. Tarımda gübreleme hayvan Sony gübre değil. De geliyor. Kardeş bir dakika. Tarımda gübreleme demek hayvan gübresi demek değil. Hocam ne demek? Zirai gübre, kimyasal gübre, zehirli, onun bir tanesi bile insanı öldürüyor. Fosfattır o, potasyumdur. Onu tarlaya atarsan, sulara karışırsa, göllere giderse, denizlere giderse balıklar ters döner. Bu yüzden zararlı. Ama tarımda ilaçlama ise, o hani böceklenmeyi falan önlüyor ya. Tarımda ilaçlama ise eğer tarlaya attığın ilacı havayla götürüyorsun. O ilaç rüzgarla birlikte çiçeklerin üzerine konarsa, arının da amacı her çiçekten bal almak ya, arılar bir çiçeğin üzerinde zıbarıp kalabilir mi? Hadi konuş. Evet. Ya, o zaman bir şey öğrendik. Hocam, tarımda gübreleme balıkçılığa zarar verir, doğru mu? Doğru. Tarımda ilaçlama arıcılığa zarar verir, doğru mu? Doğru diyeceğiz arkadaşlar, doğru diyeceğiz. Tamam mıdır? Hocam bir şey söyleyelim. He kardeşim. Hocam bizim orada bir ara köye gitmiştik. Köyün yolunu asfalt yollardı. Yola asfalt döküyorlar. Hocam köydeki arıcılık yapan çok insan vardı. Milletin arısının yarısı ölmüş o asfaltta. Al sana bak, kimyasal işte aynı şey. Kimyasal. Asfalt da zift. Petrol malzemesi ya. Aynen. Ziftten arıların yarısı ölmüş diyor. Yani ben bunu söylediğimde hani bazıları hocam nasıl falan, gayet mantıklı yani. Gayet mantıklı. Hocam tarımda verimi etkileyen başka bir şey var mı? Sulamayı gördük, makineyi, gübreyi gördük. Tohum ıslahı var mı? Var. Bak, eğer coğrafyada bir soruyu bilmiyorsan, anlamıyorsan o soruyu, içinde ıslahtan dolayı anlamıyorsan, biz de bütün ıslahlar doğru. Allah ıslah etsin diyoruz. Hocam tohum ıslahı ne demek? Kaliteli tohum demek. Neymiş? Kaliteli tohum. Neymiş? Kaliteli tohum. Ne ekersen onu biçersin. Nereden alıyoruz? Hibrit tohumları nereden alıyoruz? Tek ekimlik İsrail'den alıyoruz. Hocam kaliteli mi? Vallahi size açık net söyleyeyim arkadaşlar. Verim fazla ama tadı tuzu pek iyi değil. Hocam peki iyi bir şey mi? Eğer hibrit tohum ekmezsen dünya aç kalır. Türkiye buğday bulamaz. Yerli tohumlar lezzetli olabilir ama biz onunla ilgilenmiyoruz. Diyoruz ki çok olsun, bol olsun, gerekirse kötü olsun. Domates. Hocam. Ama uzun süre ekilemiyor hibrit tohum. Bak ne yazdım. Tek ekimlik. Hocam niye öyle? Hocam bir şey sorabilir miyim hocam? Efendim Gamze. Kelime anlamı olarak tam olarak ne oluyor hibrit? Ne demek yani? Bizde hibrit demek üzerinde oynanmış... Farklı tohumlarla karıştırılıp iyileştirilmiş tohum demek. İyileştirilmiş. Hibrit. GDO. GDO GDO yani. Hibrit olur. Yani bu arada bir şey diyeceğim. Hibrit Gamze sadece tohumlarda değil, birçok şeyde kullanılıyor. Her şeyin hibriti var şimdi. Yani çakması. Verim artıyor ama fos. Hocam niye kullanıyoruz? Destekliyoruz biz bunu. Niye? 84 milyon her gün bir ekmek yese 84 milyon ekmek eder. Ama besin değeri de azalıyor. Azalıyor ama kanserojen etkiler işte. İnsan doğasına aykırı bu ürünler. Hocam zaten genetiği değiştirilmiş organizmalar insan vücuduna çok fazla zarar veren şeyler. Buyur. Bir de o tarlaya doğal organik tohum ekemiyorsunuz bir daha hibrit ektiğiniz yere. Bir de toprağı da bozuyor. Evet. Kanser doğuruyorsun. Merve sen fen bilgisi öğretmeni misin? Ben mi? Evet hocam. Ha, belli. Kızımızın. Merve'nin kullandığı tabirlere bak, bilimsel kullandı. Yeşim hocam, sen zaten... Hocam fenden değil de gıda tekniğim ben, meslek çıkışlı ondan. Yeşim sen necisin? Ben felsefe, ya şey sosyoloji mezunuyum ben de evet. Toprağı severim. Evet, biz de unutma, gideceğin yer topraktır.
Bunu da geldiğin yerde orası. Tabii tabii, geldiğin yerde orası. Peki hocam, toprak analizi ne? Arkadaşlar, toprağı analiz etmek iyi bir şey. Yani bakıyorsun toprakta ne malzeme var, taşlık mı değil mi, hangi ürünlere yetişir. Mantık bu. Onda başka bir şey yok. Hocam şu önemli diyorlar sınavda. Evet, bu önemli. Tarımı destekleyen kuruluşlar. Abicim, ablacığım, beni iyi dinleyin bak. Devlet çiftçinin yanında olmazsa çiftçinin durumu daha kötü olur. Hocam nasıl? Aynen şöyle bak. Devlet su işleri ne yapar? Baraj yapar. Toprak mahsulleri ofisi, çiftçinin kara gün dostu. Çiftçinin elinde ürün kalırsa o satın alır. TMO neymiş? Toprak mahsulleri ofisi. Ziraat Bankası. Hocam ne yapar? Çiftçilere kredi verir. Hocam para verir. Ziraat Odası. Hocam bu ne yapar? Rehberlik yapar. Yol gösterir. Çiftçiye öğretir. Tarlayı çok sulama der. Gübreyi şu kadar at der. Deli misin der. Bu kadar ilaç kullanılır mı der. Toprağı yakacaksın der. Rehberlik yapar. Tarım kredi kooperatifleri ne yapar? Çiftçilere kredi verir. Ya adı üzerinde kredi. Bunlar çiftçilerimiz için güzel şeyler. Ama sınavda eğer DMO'yu görürsen, DMO. Hocam DMO ne? Devlet Malzeme Ofisi. Bunu TMO ile karıştırıyorlar. Bunun tarımla ilgisi yok. DMO yok. TMO var. Bu devlet dairelerine zımba, delgeç, sandalye, masa yapıyor. Başka bir şey yok. Hocam bunu o zaman niye yazdın? Sınavda şununla karıştırma diye. TMO var ama DMO yok. Tamamdır. Bunun tarımla bir ilgisi yok. Bunlar bütün çiftçileri destekler arkadaşlar. Bir de ürünü özel kuruluşlar var. Mesela Fisko Birlik ne yapar? Fındık. Fındık alır. Tarış, üzüm ve zeytin. Hocam ben tarışı sadece zeytin biliyordum. Tarış iki ürüne çıktı. Hem üzüm hem zeytin. İkisini de destekler. İki zeytinyağı da satıyordu galiba hocam. Bir daha söyle. Zeytinyağı da satıyordu galiba. İşte bak zeytin. Ha, yazdım. Yani zeytin. Zeytin. Üzüm ve zeytini işliyor yani. Tabii işler. Satın alır. Çiftçinin elinde ürün kalmasın diye destek olur. Anladın mı? Böyle şeyler yapar. Ama kime? Üzüm ve zeytine. Marmara Birlik kime? Zeytine. Zeytin. Çuko birlik. Fındıktır herhalde. Ne? Fındıktır herhalde. Ne? Çay mı fındık? Yok, çikolata abla. Çikolata. Hüseyin sen ne diyorsun kardeş? Sen mi dedin çikolata? Allah rızası için size hiçbir şey söylemiyorum. Neymiş? Ben artık Allah'ım Zoom ne olur hocam, kapat ne olur. Hayır abla, neymiş? Kardeş, çukurova, pamuk ya. Pamuk mu? Delisiniz ya. Bu nereden çıkıyor bunlar ya? Ama ben ilk defa duydum bunu. İlk defa duydum. Gerçekten. Evet, çikolata, makarna, Çukurova, pamuk. TPDK. Hocam bu ne TPDK? TPDK. Onay Yasası Denetleme Kurulu. Ne? Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu hocam. Neler? Eski tekelin yeni adı bu artık. Tütün. Yakından ilgilenirim hocam bu. Sen her gün işletiyorsun bunu, çalışıyorsun. Rabia selam söyle. Evet arkadaşlar, son geldim pazarlama alımı. Pazarlama ve destekleme alımına. Abi pazarlama şu. Çiftçi ürettiği ürünü satamazsa zarar eder. Hocam destekleme alımı ne? Arkadaşlar hemen not alıyoruz. Destekleme alımı için hemen kalemini al. Hüseyin Bey çok önemli, bu sınavda çıkıyor. Beni dinle. Soruyu çöz ve beni hatırla. Evet, şöyle yazıyoruz. Destekleme alımı şu. Özellikle sanayi ürünleri ve tahıllara prim vererek tahıllara prim vererek daha fazla yetiştirilmesini destekler.
primdir. Çiftçiyi destekler, para veriyor ton başına. Ben anladınız mı gençler? Ben anladınız mı? Evet hocam. Anladık hocam. Aynen öyle kardeşim. Peki domatese niye destek yok? Her yerde var hocam. Ne gerek var desteğine? Peki sebep bu mu Emre sence? Başka var mı? Yok hocam, biraz bilmiyorum açıkçası. Söyleyeyim mi? Çok çabuk bozulan, çok çabuk bozulan ürünleri devlet alsın ne yapsın? Depolarda çürütür ya. Hemen işleyemiyor. Hepsini salça yapamayacak sonuçta. Çok çabuk bozulan ürünleri al. Domatese yok. Domatese yok. Soğana yok. Sarımsağa yok. Bunları bil. Çok çabuk bozulan ürünlere olmaz. Geldim tahıllara. Gelin tahıllarımıza bir görelim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, değerli konuklar. Bakalım neler var. Bir buçuk dakikamız var. Gençler, bir yarım saat daha ders yapar mıyız? Yarın mı devam ederiz? Yoksa yarın mı devam edelim? Siz nasıl isterseniz. Yarın devam edelim hocam.